Evet değerli dostlar, Doğu'dan Batı'ya tarihte birinci Haçlı istilası bağlamında Kudüs'e giden süreci konuşuyorduk. Haçlı seferleri öncesinde Avrupa'yı konuşuyorduk. Papa Urbanus'tan bahsediyorduk. Urbanus'un papa olma süreci ve çağrı yapmasına gelmiştik ve araya gittik. Harika bir anlatım vardı. Buyurun İpek Hanım. Evet, şimdi tabii Urbanus bu çağrıyı yapıyor. Clermont'taki halk da coşuyor. Ve hepsi hani anında yolculuğa çıkacak kadar hararetle ediyor. Fakat hani onun oradaki yaptığı bu çağrıyı bilen sadece Clermont'taki o insanlar. Başka kimsenin de haberi yok bu durumdan. Fakat öyle bir şey oluyor ki yani artık oradan bir şey çıkıyor ortaya. Lermit çıkıyor. Bu keşiş Lermit, Pierre Lermit dediğimiz adam çıkıyor ortaya. Ve köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya başlıyor. Ve bu dolaşımı esnasında da inanılmaz insanları etkiliyor ve peşine halk takılmaya başlıyor. Çünkü onlara anlatıyor. Diyor ki işte gideceğiz, Kudüs'e gideceğiz, hacı olacağız, günahlarımız affedilecek, buradaki malımıza, mülkümüze bir şey olmayacak. Onlar papalığın koruması altında olacak, kiliselerin koruması altında olacak. Döndüğümüzde tekrar onları alabileceğiz gibi bir anlatımı var onun. Ve yavaş yavaş arkasında bir ordu toplanıyor. 40 bin kişilik bir ordu toplanıyor. Fakat bu 40 bin kişilik ordu hani şövalyelerden oluşmuyor. Daha çok halktan kişilerin içerisinde olduğu bir grup bunlar. Hani sefere çıktıklarında da şöyle bir görünüm. Sanki bir köy bir başka tarafa sanki gidiyormuşçasına bir görüntü. İşte yaşlılar var, kadınlar var. Kadınların bırakamadıkları çocuklar var. Erkekler var, herkes var. Bu arada da hani şeyler de var, hırsızı, uğursuzu, hapishaneden kaçanı, hepsi bu grubun içerisinde toplanıyorlar ve şeyden yola çıkacaklar, Avrupa'dan yola çıkacaklar. Hı hı. Fakat paraları yok. Yani bu insanlar hangi parayla yiyecek içecek bulacaklar, bu büyük yolculuk esnasında nereden, nasıl faydalanacaklar? İşte o dönemde Yahudi lobileriyle bir görüşme yapıyorlar. Diyorlar ki hani bize gittiğimiz yerlerde biraz yiyecekler versinler, bizi birazcık kollasınlar gibi bir anlaşma yaparak yola çıkıyorlar. Şimdi bu Pierre Lermit'in ekibi bu şekilde yola çıkıyorlar. Ve Macar topraklarından geçecekler. Fakat Bizans topraklarına yaklaşırken artık oradaki o zapt edilmez grup, 40 bin kişilerde ama o zapt edilmez grup çevre köylerini yağmalamaya başlıyorlar. Ve Macarların tepkisini çekiyorlar. Neyse ki çok şiddetli bir çarpışma olmadan şeye kadar geliyorlar. Bizans topraklarına kadar geliyorlar. Bunlar köylülerin Haçlı Seferi. Hani ya da fakirlerin Haçlı Seferi olarak biliniyor bu Haçlı Seferi. Evet. Ve topraklarına Alexius Komnenos'un şeyine giriyorlar. Artık onun egemenlik sahasına giriyorlar. Alexius Komnenos da gelen bu gruptan aslında rahatsız. Şimdi burada biraz isterseniz şeye bakalım. Hani Bizans tarafında durum ne? Ve Anadolu Selçukluları açısından durum ne o esnada? Ne yapıyorlar onlar o sırada? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Şimdi baktığımızda Alexius Komnenos daha öncesinde olduğu gibi paralı askere ihtiyacı var. Şimdi Alexios Komnenos'un yani Bizans İmparatorluğu'nun zaman zaman paralı askere ihtiyacı oluyor. Çünkü asker sayısı az. Bu arada sürekli Türklerle çarpışıyor. İşte Normanlarla çarpışıyor. O nedenle paralı askere ihtiyacı var. Ve papalıktan zaman zaman mektup yazarak paralı asker istiyor. Bu paralı askeri istediği için de papalık zaman zaman onlara paralı asker gönderiyor veya Türklerin içerisinden esir aldıklarını kendilerine asker yapabiliyorlar, benzeri şeyler yapabiliyorlar. Bu şekilde donanıyor. Şimdi Alexius Komnenos Anadolu Selçuklularından ürküyor. Çünkü Süleyman Şah döneminde burası İznik alınmış, başkent yapılmış. Sonra da oğlu gelmiş Kılıç Arslan. Kılıç Arslan geldiğinde de bu duruma devam ediyor. Hemen yani Konstantinopolis'in hemen altında, çok yakınında bir Anadolu Selçuklu devleti var ve başkent yapmışlar. Şimdi Alexios Komnenos süreç içerisinde bu başkentin kendilerine doğru yürüyeceğini düşünüyor. Ve bundan rahatsız. Onun için biraz asker takviyesi istiyor. Ve bu asker takviyesini de isterken papalıktan hani böyle bir ordunun geleceğini de hesap etmiyor aslında. Çünkü defalarca bu olay tekrarlanmış. Hani o güne kadar da böyle bir şey olmamış. Fakat
müthiş bir ordunun geldiğini duyunca Alexios Komnenos bundan rahatsız oluyor. Acaba neler olacak, daha neler gelecek? Daha önce hiç görmediği ve karşılaşmadığı hiç kadar kalabalık bir bilmediği, grup, tanımadığı ve güvenmediği bir ordu. Güvenmediği bir ordu. Geliyorlar oradan buraya ve onları alıyor. Şeye doğru, İlniye'ye doğru hemen o surların dışına yerleştiriyor. Ve onları da çok da uzun tutmamaya çalışıyor Konstantinopolis'te. Ve sonrasında da onları göndermek istiyor bir an önce sefere doğru. Bu arada da tabii Anadolu Selçuklu var kılıç arslan işin doğrusu gelen orduyu dikkatle izliyor ve bunun hani İstanbul'a saldırabileceklerini düşünüyor Konstantinopolis'e, arkasında da akabinde de kendilerine doğru gelebileceğini düşünüyor ve dikkatle takip ediyor. O takibi de nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bizans'ın içerisinde ajanları var, yani o Bizans ordusunun içerisinde Türkler paralı asker olarak çalışıyorlar, bir yandan da Kılıç Arslan'ın ajanlığını da yapıyorlar. Onlardan haber alıyor. Çok sıkı takip ediyor bu fakirlerin, yoksulların şeyini, Haçlı Seferi'ni çok sıkı takip ediyor. Fakat bu takibi sonucunda onları kısa sürede yok edecek ama bu daha sonraki bir zafiyeti oluşturacak. Ve Kılıç Arslan bu takiplerine devam ediyor. Yani sarayında ama neler geliyor, neler gidiyor buna dikkatle bakıyor. Şimdi bunlar geliyorlar, şeyden çıkıyorlar yola. Ve önce İznik'in önlerine geliyor. Kılıç Arslan bir panikliyor. Ne olacak, ne yapacaklar diye. Fakat hemen bir birlik çıkartıyor. Fakat birliği ezip geçiyor bu Haçlılar. Hani fakirlerin orası şu bu diyoruz ama yine de savaşıyorlar tabii, adamlar. Tabii. Yani öyle savaşmıyor yaklaşık değiller. Yaklaşık 20 bin civarında evet, savaşçı var onların için. Aynen, aynen. Ve hani sayıları 40 bin değil, herhalde 30 bin civarında diye hatırlıyorum. Geliyorlar İznik'in önüne. Ama akşam oluyor ve şeyleri uyarıyor. Adamları uyarıyor. Diyorlar ki akşam oluyor, onlar çekilecek. Çekiliyorlar. Ertesi gün grup tekrar hareketleniyor Haçlılar. Fakat İznik'in surlarından, o surların geçilemez olduğundan şüphelendikleri için, geçemeyeceklerini düşündükleri için yakındaki Sarigordon Kalesi'ne doğru gidiyorlar. Şimdi bu kale enteresan bir kale. Bu kaleyi boş bırakıyor zaten Kılıç Arslan. Muhammed diye bir komutanı var. Evet. Planlı bir şekilde sanki yenilmiş numarası bir şekilde gibi. Evet. Oraya gidip onların girmesini sağlıyor. Orada yiyecek, içecek bol. İçecek bol değil, pardon. Yiyecek, her türlü yiyecek çok bol. İçeriye giriyorlar. Bunlar zaten her dem aç olan bir grup. Hı hı. Ve oraya girdiklerinde çok güzel yiyorlar, içiyorlar. Fakat bilmedikleri nokta şu. Kılıç Arslan'ın adamla bunların kalenin içerisinde su yok. Ve suyu dışarıdan almak zorundalar. Ve Kılıç Arslan'ın adamları suyun başındalar. Ve asla onlara su vermiyorlar. Ve hani düşünün, Haçlıların o iri kıyım insanları orada susuz kalıyorlar. O hani şövalyeler de var içlerinde tabii ki. O şövalyelerin atlarıyla, o zırhlarıyla falan orada 8 gün kadar susuz kalıyorlar. Ve sonunda hani atların damarlarından kan içiyorlar. İşte ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve sonunda teslim oluyorlar ve şey yapıyorlar. Yani hani kimisi köle olarak satılıyor. Karşı koyanlar kılıçtan geçiriliyor. Ve Sarigordon da bu şekilde bir Haçlı birliği imha ediliyor. İmha ediliyor. Aynen öyle. Sonra da biliyorsunuz hani 40 geçit zaferi var. Hani 40 geçit dedi bu grubun kalanlarını da orada imha ediyor Kılıç Arslan. Yani tepeden oluklar halinde iniyor. Önce şeyi bu zırhlı atlılar ve hani insanlar onları şaşırtıyor ama sayıları aşırı olmadığı için okluyorlar ve atları hedefliyorlar oklarken ve müthiş bir saldırıyla orada da yeniyorlar onları. Tabii bu zaferler Kılıç Arslan'ın Haçlıların hani gözünde büyüttüğü kadar o kadar da müthiş olmadıkları konusunda bir fikir veriyor ona. Çünkü Kılıç Arslan o arada Danişmentlilerle savaşmak istiyor. Malatya'yı almak istiyor. Malatya'ya sefer yapmak istiyor Kılıç Arslan. Fakat bu arada Avrupa'da bir oluşum var. Bunu kimse o dakika kadar bilmiyor. Alexios Komnenos farkında. Avrupa'daki şöyle söyleyeyim. Şimdi Avrupa'daki o derebeylik sisteminde ve krallık sisteminde ilk çocuklar her şeyin sahibi. Toprağın da sahibi, asaletin de sahibi, paranın da sahibi her şey. Fakat bunların bir de kardeşleri var. Bu kardeşlerin hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyleri yok. Ne toprakları var, ne askerleri var, ne de bir güçleri var. Yani asil bir ailede doğuyorsunuz. Mesela Fransa kralının kardeşi
Hugh Vermandois var mesela o dönemde. Mesela asil bir ailede doğmuş ama toprağı bir hiçbir şeyi yok adamın. Ve bunlar hani yurtsuz John'a da o nedenle yurtsuz derler ya, hani her şey Richard'ındır ama John'un hiçbir şeyi yoktur, yurtsuzdur. Çünkü ne toprağı ne askeri vardır. İşte bu toprağı ve askeri olmayan bu asiller, bu baronlar, bu baronlar baktığınız zaman müthiş bir toplanma yapıyorlar orada. Ve her biri kendi gruplarını oluşturuyor ama bunlar gerçekten şövalyeler. Yani zırhlarıyla, her şeyle, eğitimleriyle, ben şöyle savaş anlatıyorum tecrübeleriyle. İpek Hanım, eğer Topkapı Sarayı'nı gezdiyseniz bu dönemden kalma mızraklar var. Evet. 7-8 metre. Yani bunu öğrencilerime anlatırken diyorum ki bunları taşıyabilen insanları hayal edin. Evet. Yani nasıl bir güçle muhatap olduklarını, çünkü demir yığınının arasında kalmış gibi hissediyorlar Selçuklar özellikle. Dorlion Savaşı'nda. Evet. Sonrasında o muhteşem. Yani onlar hem iriler. O işte Frankler dediğimiz, yani o Galyalıların, Cermenleri düşünün. O hani Almanların kökeni. İri yarı iyi. Vikinglerin devamı gibi düşünün. Yani müthiş iri insanlar bunlar. Ve bu insanlar Avrupa'da toplanmaya başlıyorlar. Fakat şunu söylemeyi unuttum aslında. Bu Haçlı Seferleri'nin yani Türklere ve Müslümanlara saldırabilme sebeplerinden bir tanesi de aslında Endülüs Emevilerine karşı yaptıkları savaşlarda başarı kazanmaları. Daha sonra binli yıllarda. Binli yıllarda onlara karşı başarı kazanınca Müslümanları ve Türkleri yenebilecekleri gibi bir duygu geliyor. Haçlı bir tane isim vereyim ben size destek olsun diye. Hı hı. Birinci Haçlı Seferi'nin, yani bu konuştuğumuz seferin, hı hı, siyasi lideri olan Raymond de Saint-Gilles daha önce Endülüs'teki savaşlara katılmış, evet, ve o bölgede ciddi anlamda Müslüman katletmiş. Müslümanlarla savaş konusunda ya da Haçlı saldırıları konusunda uzman birisi. Evet. Clermont'ta konsil yapıldığı zaman, hı hı, Papa'ya ilk giden o. Doğrudan doğruya malını mülkünü satıyor, kardeşine devrediyor krallığını. Evet. Diyor ki ben sefere çıkmaya hazırım. 50 yaşlarında zaten seferin lideri, evet, olacak ve ileride Trablus'taki kontluğu kuracak olan kişi de bu Raymond. Olacak. Yani. Aynen öyle. Bohemond da öyle. Normanların şeyi, kralın oğlu. Oğlu ve o da aynı şekilde. Yani bunlar aslında Alexios zaten Bohemond'dan da çok çekiniyor. Nefret ediyor ondan. Ve diyor ki yani hani bunlar bir araya gelirlerse Boudin'le, Bohemond'la, hani bunların birbirlerini mümkün olduğu kadar yemin ettirirken daha sonrasında hani birbirlerini görmemelerini ve birbirlerine destek almamalarını istiyor Alexios. Hani Bizans oyunlarını, Bizans zekasını işleten bir, hem komutan hem imparator tabii, yani aynı zamanda general olması, komutan olması da onun savaş taktikleri anlamında çok iyi çalıştığını gösteriyor. Kesinlikle. Şimdi baktığımız zaman işte bu hani Müslümanlara yenebileceklerini düşündükleri için de aslında Haçlı Seferi'nde bir şeyleri var, iddiaları var. Ve aslına bakarsanız orada Gregory'nin de böyle bir fikri vardı. Urbanus'la ilgili mevzuyu anlatırken, Kudüs'e gidip hacı olmaktı. Urbanus'un farkı şurada, Kudüs'ü alalım diyor. Kudüs'ü kafirlerin elinden kurtaralım diyor. Yani onun iddiası bu olunca halk o kadar galeyana geliyor. Çünkü hem Haçlı Seferi'ni yapacaklar, kendilerince dini bir sefer yapacaklar. Hem de Kudüs'ü kafirlerden kurtaracaklar. Böyle bir bakış açıları. İşte Alexios Komnenos bunların farkında olduğu için ve yukarıdaki bu oluşumları gördüğünde gerçekten telaşlanıyor. Ve bu insanlar paraları yok demiştim değil mi? Toprakları da yok, askerleri de yok ama topluyorlar herkesi. Parayı nereden bulacaklar? Artık devlet kurma ihtimalleri parayı oluştu değil mi? Aynen öyle. Çünkü gittikleri yerlerde bir yerleri alabilecekler. Parayı nereden buluyorlar? Nereden? Tabii ki tarihin tekerrür ettiği noktalardan bir tanesi bu. Yahudi katliamı. Almanya'da daha işe başlarken bakıyorlar ki paraları yok. O arada da toplumda şöyle bir bakış açısı var. Bunlar bankerler, Yahudiler. Yahudiler her toplulukta en zengin olmayı başaran bir grup. Banka işini onlar yürütüyor. Banka işini onlar yürütüyorlar. Kuyumculuk işlerini onlar yürütüyorlar. Ve halka para veriyorlar ve onu da faiziyle geri alıyorlar. Ve halk bunlardan nefret ediyor aslında. Yani onların bu kadar zengin olmasından. Tefeciler yani. Hiç hoş hoşlanmıyorlar. Ve tabii Yahudi oldukları için de hani aslında Hazreti İsa'yı
öldürdüğünü düşündükleri bir dinin mensubu oldukları için de onlara karşı bir kıyma çıkmaktan, çünkü Kudüs'e gidecekler ya aynı nedenle, hiç de beis duymuyorlar ve Yahudileri birer birer katlediyorlar. Ve hatta zaman zaman hani biz ne istiyorsanız size verelim diyen Yahudi grupları var. Onlara evet verirsiniz deyip, hani birçok olay vardı, hani hepsini tek tek anlatmayacağım. Evet verirsiniz deyip ama kilisede hepsini yok edebiliyorlar. Sinagoglara girip o söz verdikleri kişiyle, yani sözlerini de tutmuyorlar aslında. Onları hem paralarını alıyorlar hem de yok ediyorlar. Ondan sonra da bütün malının mülkünün üstüne konuyorlar ve böylece yola çıkacak parayı da elde etmiş oluyorlar. Müthiş bir grup toplanıyor orada, işte bu Bohemond'undan, hani hepsi bunların, Dük, Kont, işte Raymond'undan, Godfrey'inden, Tancred'inden hepsi yola çıkıyorlar ve hepsi ayrı ayrı Konstantinopolis'e doğru yürüyorlar. Yürürken tabii yolda Macar kralı onların taşkın hareketlerinden de çok kızdığı için, çünkü taşkınlık yapıyorlar ve bunları zaman zaman savaşmak zorunda kalıyorlar. Ama hepsi sonuçta şeye kadar geliyor. Konstantinopolis'e, çok uzatmayayım diye hızlıca getireyim onları ben Konstantinopolis'e. Konstantinopolis'e getiriyor. Fakat Alexios şöyle bir şey yapıyor. Liderleri sarayında ağırlıyor ama diğer kalanları yine surun dışarısında onları bekletiyor. Ama her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani hem iaşelerini veriyor, hem yemeklerini veriyor, hem kalacak yerlerini veriyor. Bunları çok iyi orada ağırlıyor gelen asker şövalyeleri. Bunların başlarını da şeyde ağırlıyor. Konstantinopolis'in içerisinde ağırlıyor ve adamlar İstanbul'a hayran kalıyorlar. Konstantinopolis'e hayran kalıyorlar bu dönemde ve geldiklerinde inanılmaz etkileniyorlar şehri. Eyüp'e yerleşiyorlar değil mi? Evet. Balata'da diyorsun. Evet. Ellerinden gelseler, gelse orayı o anda almak istiyor. Aslında hepsinin içinden geçen o da daha sonrasında bunu hani ikinci bir, bir de Alman... Bir iki teşebbüs de ediyorlar, surlara saldırıyorlar. Evet, Alman hani o Konrad'la Louis'in geldiği sırada Konrad diyor, ben diyor senin şehrini alacağım diyor mesela ikinci Haçlı Seferi'nde. Alamıyor o başka ama sonuç olarak bunu deklare ediyorlar. Yani dördüncü Haçlı Seferi'ne çok şaşırmamak lazım. Yani İslam Konstantinopolis'e saldırmalarına çok şaşırmamak lazım. Çünkü gerçekten adamların gözü buradaki zenginliklerde. Şimdi Alexios bunları içeriye alıyor. Öyle bir şey yapıyor ki hepsinden. Şimdi Alexios bu durumdan yemini ettiriyor. Nasıl yararlanacağını düşünüyor. Diyor ki zaten bunlar geldiler. Şimdi benim kaybettiğim topraklar var. İzni'yi kaybetmişim, Antakya'yı kaybetmişim, birçok yeri kaybetmişim. Bunlar diyor buraları alsınlar ve bunları bana devretsinler diyor. O şartla onlara yardım edecek ve hepsine vasallık yemini ettiriyor. Kimisi gönüllü ediyor, kimisi gönülsüz ediyor ama sonuç olarak hepsini hediyelere boğuyor. En son işte Bohemond hediyeleri istemem gibi bir tavır yapıyor. Ona rağmen huylarını çok iyi bildiği için odalarında bırakıyor hediyeliklerini. Müthiş bir zenginlik bırakıyor ama odalara. Bir mektup var. Hangisi? Adele'ye yazıyor. Etienne de Blois. Evet, doğru. Diyor ki onun kendi ifadesiyle, sevgilim diyor, senin baban da çok zengin diyor. Buna itiraz etmiyorum. Bu arada Fatih William'ın damadı bu bahsettiğimiz. Hı hı. Ama diyor buradakiler kadar değil. Değil. Yani buradakilerin hep yarısı diyor babanın bütün servetinden çok çok daha fazlasını eder diyor. Bir de Bohemond'a hediye ettikleri bir şey var. Mücevher dolu bir odaya götürüyorlar. Bohemond onu imparatorun hazinesini gösteriyor zannediyor. Bu diyor senin hazinen bu mudur diye sorduğunda hayır bu sana hediyelerim sadece diyor. Yani Batı Hristiyanlığı ile Doğu Hristiyanlığının gerçekten de ya da Avrupa ile Bizans'ın ekonomik olarak ne kadar birbirinden uçurum farkı olduğu bu tepkilerden ortaya çıkıyor aslında. Evet, orada hiçbir şey yok. Yani yok, orası çok yok. Fakir durumda ve insanlar buraya geldiklerinde inanılmaz etkileniyorlar. Ve hakikaten ve nefret de doğuyor. Yani biraz da bu kadar vahşi olmalarının sebebi Hristiyanlara karşı, Doğu Hristiyanlığına karşı da bu kadar nefretle dolmalarının sebebi şuna bakıyorlar. Yani biz orada sefalet içerisinde bir hayat sürerken, açken siz burada zenginlik ve bolluk içerisinde yüzüyorsunuz ve üstüne üstlük de gelip bizden yardım istiyorsunuz evet. diyorlar. Yani evet. dini kurtarmak için. Evet, doğru. Bu insanlığın kaderi gibi aslında bir Yahudilerin de başına gelen bu. Onlar çok zengin olunca bir kere ister istemez onlardan nefret ediliyor. Yahudiler de aynı dönemde katlediliyorlar. Ben bunu şöyle anlatıyorum aslında Yahudi katliamını. Hani biz hep Almanların hani 2. Dünya Savaşı'ndaki katliamdan bahsediyoruz. Aslında başlangıcı 1000 sene öncesi. Yani bu 1. Haçlı Seferi sırasında
katliama uğramışlar orada. Ve sonuçta baktığımızda bu zenginlikler, özellikle Bohemond zaten bunu geri verileceğini düşünüyor. Hani almamayı düşünüyor. Fakat odasında bırakılınca da itiraz etmiyor. Yani aşırı bir zenginlik haline geliyorlar. Ve sonrasında tabii Kılıç Arslan İznik'e doğru bir ordunun yola çıktığını görüyor. Ve bu arada bunlar yola çıkıyorlar tabii şeyler. Haçlı ordusu yola çıkıyor. İznik'e doğru bir Haçlı ordusunun geldiğini duyuyor. Fakat kendisi o arada Malatya'da kuşatmada dönme gereği duymuyor. Çünkü ilk gelen o fakirlerin ordusu onu yanıltıyor. Yani rahatlıkla başa çıkabileceğini düşünüyor ondan. Onlardan. Fakat bunun gerçekleşmeyeceğini süreçte İznik'i kaybederek görecek. Ve İznik'in içerisinde de hem hazinesi var, hem de karısı var, çocuğu var. Herkes orada yani. Bütün yönetim orada.